Rifter 2024 geldi. Yeni kasa. GT model. Cam tavan. Araçta ciddi bir değişiklik yok. Sadece öndeki medya center değişmiş. Ufak tefek oynamalar var. Bagaj aynı. Ve en büyük problem olan arka koltuklar. Görüldüğü gibi arka koltukları hiç değiştirmemişler. Aynı diklik devam ediyor. Ön tasarım değişmiş sadece. Farlar. GT'nin paketi içerisinde bulunanlar burada görünüyor. Sol taraftaki tuş takımı değişmiş. Direksiyon değişmiş. Sağ tarafta iki tane küçük USB şarjı gelmiş. Bunun dışında kayda değer bir değişiklik yok. Burası aynı haliyle devam ediyor orta konsol. Şu anda ise eski kasa Rifter'a bakıyoruz. Bu da GT paket. Görüldüğü gibi Media Center. Ön konsolda değişiklik var. Vites de ufak tefek değişiklikler var. Koltuklar birebir aynı. Bakın şurada da görüldüğü gibi. Birazdan 2024'ün koltuklarının dikliğini göstereceğim. Bakın burada aynı. Koltukların aynı dikliği devam ediyor. Hatta burası çok hafif biraz daha dik görünüyor. Bir öncekinde 4 parmak olan yatma mesafesi, yani pandesot kalktığımız 4 parmak olan yatma Yaklaşık mesafesi 4 burada da aynı parmak kadar şekilde daha 4 geri parmak gidebilir olarak ki bir öncekinde de görünüyor. aynıydı. Diğer bir ifadeyle bu aracı almanın hiçbir mantığı şu anda yok. Çünkü kayda değer bir değişiklik yok araçta. Üzerine 200 bin lira, 300 bin lira para ödeyip mevcut aracı değiştirmenin hiçbir mantığı yok. Kayda değer bir değişiklik yok. Ön konsolda bir miktar değişiklik var. Eğer mümkünse kilometre düşürmek için bu araç alınabilir. Ama bunun dışında bu aracı almanın gerçekten hiçbir mantığı yok. Arka koltukları düzeltmiş olsalardı belki alınabilirdi ama onu da düzeltmemişler. Bu kafası için bu parayı ödemeye gerek yok. Ön kısımdaki ufak tefek değişikliklere bu kadar para ödemek çok mantıklı değil.